Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ama Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu Demokrasi Meydanı'na katıldı. Bugünkü manşetimiz ne değişecek? Çok sayıda gazeteciden işte Coşkun Aral, Yazgül Doğan Talat Atilla, Hilal Köylü binlerce vatandaşımızdan sorular geliyor. Vaktimiz kısıtlı. İyi değerlendireceğiz. Çünkü bugün çok yoğun da bir programı var. Onun için sorularımızı hızlı ve net ifadelerle soracağım. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. İyi misiniz? E, gayet iyiyim. Gayet iyiyim. Heyecanlı mısınız efendim? E, heyecanlı olmak güzel bir şey. Tabii elbette heyecanlıyız. Hazır mısınız? <laughs> hazırız. Peki. Şimdi bugün Cumhuriyet'te sizin... Türkiye'yi aydınlığa çıkarmaya hazırız. Hazırsınız. Evet. Evet. Şimdi efendim... Bunu biraz sonra soracağım evet. ama önemsediğim için evet. altını çize çize okudum. Devlet tekrar saygın ve herkesin olacaktır diyor. Evet Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'ne bugün bir mektup yazmışsınız. Evet. Bu önemli ben ama mi? Sayın Kılıçdaroğlu bugün 95 gün önce yaşadığımız bir deprem. Evet Şimdi bu konuyu konuşmak istiyorum. Birinci sorum şudur efendim. İktidara gelirseniz 14 Mayıs'tan sonra bugünkü manşetimiz ne değişecek deprem bölgesinde? iktidara gelince deprem bölgesinde şu değişecek. İki temel hedefimiz var. Bir, evleri yıkılan, işyerleri yıkılan, ahalları yıkılan yurttaşlarımızın evlerini yeniden yapacağız. Bir kuruş almadan anahtarlarını teslim edeceğiz. Bununla ilgili olarak Millet İttifakı deprem kanunu teklifi diye hazırladık. Partide, şey, meclise... Ee, görevli olan arkadaşlar, milletvekili arkadaşlar bu kanun teklifini imzaladılar ve bunun gereğini yapacağız. Ne getiriyor efendim bu? Şu, şunu getiriyor. Evi yıkılan insanlar hiçbir günahı yok. Bunlar gittiler tapuda tek imza attılar ve evi satın aldılar. Ve bu evi satın alırken devlet bunlara bir güvence verdi. Dedi ki ben 23 ayrı belge düzenledim. 43 kişi bunun altına imza attı. Bunların tamamı mimardı, mühendisti, jeofizik mühendisi, harita mühendisi, vesaire Ve dolayısıyla bu evler depreme dayanıklıdır. Gidip satın alabilirsiniz. Ben de gittim satın aldım. Şimdi evlerin depreme dayanıklı olmadığı çıktı ortaya. O zaman anayasa diyor ki idarenin kusurundan kaynaklanan zararı devlet ödemek zorundadır. Devlet bu zararı hı. ödemek zorundadır. Biz bunu yapacağız. Hı hı. Öyle evi yıkıldı Efendim iş yeri yıkıldı bunu alacaksın ondan sonra 20 yıl taksitle tekrar yapacaksın satacaksın ya bu adam vergi vermiş bu adam devletine güvenmiş bu adam sen 43 ayrı imza atılmış 23 ayrı belge var sonra diyorsun ki evin yıkıldı gel sana yeni bir ev yapacağım 2 yıl ödemesiz sana 20 yıl taksitle ev vereceğim niye kardeşim niye kardeşim bu değil. Bunları yapacağız sanmıyorum. siz para birinci, almadan, Almadan bir kuruş alma. Bu birincisi, tamam. ikincisi, bütün deprem bölgesini yeniden e, e, ayağa kaldırılması lazım. Bunun için de yine az önce söylediğim yasayı hazırladık, yasa teklifini hazırladık. Bütün o bölge bir üretim merkezi haline dönmek zorundadır. Hı hı. Şunun için şimdi burada 1 milyon ev yapılacak. Beşer kapı düşünün. 5 milyon kapı demektir. Pencere düşünün. 10 milyon pencere demektir. Bilmem musluğundan tutun vesaire. Bu bölgede bütün bu binaların yapımındaki fabrikaların ya yani üretim kullanacak malzemelerin tam, tamamı bu bölgede üretilmeli. Bununla ilgili özel bir düzenleme, özel bir teşvik getirilmeli. Böylece bölge yaşadığı bütün acılardan sırılıp aynı zamanda ciddi ve güçlü bir öğretim merkezine dönüşmeli. Hedefimiz bu. Bunu yapacağız. Bu inşaatların tamam burada yapılacak. Artı depremden sonra da burası Orta Doğu'ya ve Afrika'ya ürün ihraç eden büyük bir merkez haline gelmiş olacak. Efendim kurmaylarınızdan birisi bu deprem konusunda ben çalışırken bir soru yani. yönelmiştim. Sayın Genel Başkan, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ilk olarak, deprem bölgesinde de bir gezi düzenleyecek. Elbette dedi. gideceğim. Elbette ki orada oradaki vatandaşlarımız asla kendilerini sahipsiz hissetmesinler. Hı. Şimdi gittiler, oturdular, konuştular vesaire. Hatta kılıçdaroğlu gelince bu binaları yapmayacak diye propaganda, propaganda da yaptılar. Binaları yapacağım, beş kuruş almadan hepsini teslim edeceğim. Bölgeyi bir üretim ülküsüne döndüreceğiz. Bölgede her şey üretilecek, istihdam yaratılacak. Düşündüklerinden çok daha yüksek bir standarda o bölgede yakalayacağız. Sen Kılıçdaroğlu, Şimdi siz ilginç bir süreç yaşadık evet. ve bunun için de şöyle bir şeyler yaptınız. Bir takım vaatlerde bulundunuz. Evet. Önce karşı çıkıldı bunlara. Evet. İşte EYT olsun, özellikle dini bayramlarımızda emeklilere işte ikramiyeler İkramiye. vereceğiz. Önce kızdılar size. Tabii. Ondan sonra bunlar yapıldı. Şimdi de çok iddialı yine bir takım iddialar. Niye kızdılar? Biliyor Niye kızdılar? Çünkü Beşli çeteye aktaracakları parayı benim baskım üzerine emekliye vermeye başladılar eyetellere hak tanımaya başladılar. Yoksa o paraları alıp başka da yerlere vereceklerdi. Şimdi yine iddialı bir takım Hı. vaatlerde bulunuyorsunuz. Evet. İşte Cumhurbaşkanı seçildiğim gün emeklilere hesabına 15 bin lira hemen yatıracağız diyorsunuz. Emekli ikramiyesi. Bu ve benzeri vaatlerle ilgili önceki gün Bernali Yıldırım şunu söyledi Hı. efendim. Dedi ki ya Kemal Bey bunları söylüyor iyi güzel de dedi. Bunu söylerken dedi kaynağını da açıklaması lazım dedi. Güzel. Türkiye zengin bir ülke. Ya Binali Bey'den çok daha fazla devlet tecrübesi olan benim. Binali Bey hayatı boyunca bir kez maliyede çalışmamıştır. Ben 27 buçuk yılımı maliyede verdim. Bütçenin nasıl yapılacağını, paranın nasıl harcanacağını, tasarrufun nasıl yapılacağını, bütün bunların hepsini bilen bir kişiyim. Binali Bey eğer arzu ediyorsa gelir özel bir şeyde bir toplantıda benim arkadaşlarım kendisine bütün ayrıntıları anlatırlar. Biz bu rakamları verirken sadece ben oturup da bir rakam yazmıyorum oraya. Ciddi bir teknik kadromuz var. Bunların hepsi bürokratik deneyim olan kadro arkadaşlar. Bunlar hazırlıyorlar bütün ayrıntıları. Bakın şimdi. paranın nereye harcayacağını belirleyen belgenin adı bütçe kanunu. Evet. Bütçe kanunu yaparsınız. Parayı nereye harcayacağınızı orada gösterirsiniz. Bu paranın nereye harcayacağını belirleyen organ siyasi otoritedir. Siyasi otorite diyor ki emekliye vermeyeceğim, şuna vermeyeceğim, buna vermeyeceğim ama şuna, şuna, şuna vereceğim diyor. Şimdi bakın dolar bazında ihale yapıyorsunuz. Avro bazında ihale yapıyorsunuz. Bu yetmiyor. Bu yetmiyor. Her kur artışında bunlar kazanıyorlar. Bu müteahhitlerin hiçbirisi zarar etmiyor. Ayrıca bu müteahhitler eğer avro alınmışsa Avrupa Birliği'ndeki, dolar almışsa Amerika'da enflasyon da bu milletin sırtına yıkılıyor. Bunları keseceğim. Bakın çok ne söylüyorum. Kaynak Bin, var aslında. Bey de duysun bunları keseceğim. Öyle dolar, avro. Ben kendi ülkemi seven, milliyetçi damarları güçlü olan bir kişiyim. Benim liram yok mu kardeşim? Türk lirası yok mu? Ben Türk lirası kullanmıyorum. Sen ihaleyi neden dolarla yapıyorsun? Hangi gerekçeyle avroyla yapıyorsun? Hangi gerekçeyle köprü geçişlerini dolar avroya bağlıyorsun? Bunları Türk lirasına bağlayacağım. Ayrıca en büyük tasarruf ne biliyor musunuz? Faizler olacak? Faizler düşecek. Bunların yaptığı gibi değil. Bakın şimdi %70-75'lere çıktı. Gidin bakın piyasaya sorun. Şimdi vaatlerle devam etmek evet. istiyorum. Bugün çok yoğun sorular geliyor. Evet. Gazeteci arkadaşlarımızdan sorular da geldi. Evet. Yayınımıza katıldılar. Mesela Talat Atilla 100 bin öğretmen ataması ile ilgili. Evet. Bunu bir sorar mısın diyor. En fazla gelen soru Sayın Genel Başkan eğitim. Evet. Bana bu konuda yapacaklarınızı bir anlatır mısınız kısaca? Özellikle geçtiğimiz günlerde çok şaşırtıcı ilk defa duyduğumuz bir demeciniz oldu. Evet Biz dediniz merkez bankasının olması gerektiği gibi bağımsız. Milli Eğitim Bakanlığı'nı da bağımsız yapacağız. Bu ikisini bir misiniz? Şimdi bakın eğitime kim karar verir? Nasıl bir eğitim yapılacağına ben karar veremem. Tamam üniversiteyi bitirdim ama benim uzmanlık alanım değil. Bu işe pedagoglar karar verir, eğitimciler karar verir. Ve bu eğitimciler de dünyadaki bütün eğitimi izlerler, bakarlar, ederler, dünyadaki gelişmelere bakarlar ve evlatlarımızın, çocuklarımızın iyi bir eğitim almasını sağlarlar. Şimdi bakan geliyor, bakana göre eğitim politikası veriliyor. Eğitim politikasını belirlemek çağdaş bir eğitim politikası olmalı. Çocuğun merak duygusunu büyütmeli, teknolojiyi yakalamalıyız, bilimsel çalışmalar yapmalıyız. Bunların tamamını yapacak olan bu işlerin uzmanları. Dünya böyle yapıyor ve o, o ülkeler hızla büyüyorlar ve kalkınıyorlar. Bizde ise bakan geliyor, ben diyor değiştirdim. Yedi bakan değişti. Belki 17-20 kez eğitim politikası değişti. Çocuklar denek olarak kullanılmaya başlandı. Bunu kaldıracağız. Tam tersine bu alan özel olarak eğitimcilerin alanı olacak. Merkez Bankası nasıl e, para politikalarında bağımsızsa burası da eğitimde bağımsız Mesela bir, bir kurum olacak. Mesela bir izleyelim de efendim akademik dünyadan evet. adını vermeyeyim. Dedi ki Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa bu anlamda eskiden olduğu gibi bu Milli Eğitim Şuraları olacak mı diye sordu. E, milli Eğitim Şuraları elbette olacak çünkü... Dediğim gibi eğitimciler buna karar verecekler. Hmm. Bu işte dünya çapında eğitimcilerimiz var. Yurt içinde, yurt dışında bu konularda ders veren, bu konularda makale yazan, kitap yazan çok sayıda eğitimcimiz var. Hep ne diyorum bir şampiyonlar ligi kuracağız diye. Burada da eğitimde... Ha, ekonomide de, kuracaktınız. Evet eğitimde, eğitimde de. de bir şampiyonlar ligi kuracağız göreceksiniz. Bakın bugün hangi partiden olursa olsun çocuğunu okula gönderen her anne baba eğitim sisteminden şikayetçi. Değiştireceğiz bunu. Tamamını değiştireceğiz. Öyle bir eğitim sistemi kuracağız ki her anne baba o çocuğunu, evladını okula gönderirken helal olsun diyecek. Benim çocuğum iyi eğitim alıyor diyecek. Ve bu çerçevede biz eğitimi yeniden planlayacağız. Peki. Şimdi deprem böyleydi. Çok soru geliyordu. Zaten sözünüz öyle başladı. Evet. Eğitim böyle. Evet. Şimdi efendim yazgül aldı evet. çok sayıda avukat arkadaşım da hep şunu vurguladılar evet. bugün. Hem gazeteci arkadaşlarım, evet. hem de izleyenlerim. Sizin adalet yürüyüşünüzü başlattınız ya efendim, evet. o günden itibaren Türkiye'nin gündemine gelen hak hukuk adalet. adalet. Dün Karadeniz'de de böyle mitinglerde hak evet. hukuk adalet sloganları Öyle. yankılanmıştı. Öyle. Fakat Yazgül Hanım bu kavramla ilgili adalet konusunda ne yapacağınızı kısaca soruyor ama bir de altını çizdiği bir husus var. Her türlü darbeye karşıyız evet. derken... Özellikle masum olduğunu söylediği, işte askeri okul öğrencileri vesaire. Evet. Hani vesaire evet, diyorum evet. ama aslında çok önemli bir konu evet, başladı. Evet. Bu konuyu da bir değerlendirmişsiniz. Şöyle ifade edeyim. Şimdi hak hukuk ad bir önce şuradan başlayayım. Hı. Adalet yürüyüşü bir başlangıçtı. O devam ediyor. Evet. Dedim. Orada da son yaptığım konuşmada bunun bir başlangıcı Devam oldu. ediyor. Önümüzde duvar olduğunu, duvarı aşacağımızı ve bu ülkeye gerçek anlamda hak, hukuk ve adaleti getireceğimizi söyledim. Bir. iki. Kim haksızlığa uğradıysa, kim olursa olsun haksızlığa uğradıysa, bize oy verir vermez o ayrı bir şey. Coğrafyanın neresinde yaşar o da ayrı bir şey. Kim haksızlığa uğradıysa onun yanında olacağım. Ve onun sorununu çözeceğiz. Bu konuda yargı da duyarlı olacak, bürokrasi de duyarlı olacak, herkes duyarlı olacak. Vatandaş da sırada, sıradan vatandaş da bu konuda duyarlı olacak. Çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Biz haksızlık karşısında susmayacağız ve haksızlık varsa onu gidermeye çalışacağız. Mesela bu bağlamda efendim Hı. çok konuşulan bir konuyu bir kere daha soracağım. Evet. Bir keresi sormuştum evet. ama si siyasetin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Dün ben Özgür Özel'e de bunu da sormuştum. Evet. Şimdi siz diyorsunuz ki biz hiçbir şekilde yargıya müdahale etmeyeceğiz, hiç evet. kimseye talimat vermeyeceğiz, evet. bir iklim oluşturacağız. Öyle bir ve... iklim olması şart. Ama vatandaşa diyorsunuz ki Demirtaş'ın serbest kalmasını mı istiyorsun? Bana oy vereceksiniz. Kavala'nın serbest kalmasını mı istiyorsunuz? Bana oy vereceksiniz. Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasını mı istiyorsunuz? Bana mı oy vereceksiniz? Sayın Erdoğan bunu da soruyor. o da kendi taraftarlarını evet, soruyor. Bu nasıl olacak diye bir soruyu da ben sizlere şimdi yöneltmek istiyorum. Benim milletim sana bu yetkiyi vermez diyor. Bu nasıl olacak efendim? Efendim zaten ben onu söylediğim zaman bunlar olmaz. Bunlar tamamen çok özür dilerim ama halkı kışkırtmak için kullanılan Erdoğan'ın kullandığı laflar. Yani Erdoğan'ın sözü artık şey geçerli değil yani gerçekten bir cumhurbaşkanı koltuğuna oturan bir kişinin bu tür söylemlerde bulunması kadar yanlış bir şey yok. Bir, bir kişinin hapisteki bir kişinin serbest bırakılması için ya Türkiye Büyük Millet Meclisi bir af kanunu çıkaracak, o da yetki bende değil, meclistedir. İki, yargılanacak, mahkeme beraat kararı verecek bu ve o çıkacak. Yoksa ben gidip kolundan tutup ya be gel seni serbest bırakıyorum değil. Bunlar da hukuk ...nosyonu kaybolmuş vaziyette... ...kendi talimatıyla yargı karar verdiği için... Hı hı. ...bunu serbest bırakın diyor... ...hakim ona göre karar veriyor... ...bunu tutuklayın diyor... ...hakim ona göre karar veriyor... ...bakın... ...eğer bu ülkede adalet varsa bu ülkede hukuk varsa, bu ülkede hak varsa mahkeme kararı uygulanmak zorundadır. Eğer anayasa mahkemesi bir karar verir. En alttaki hakim ben anayasa mahkemesi kararını tanımıyorum. Ben ancak saraydan gelen talimatı yerine getiriyorum diyorsa bu doğru değildir. Bu doğru değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar veriyor. Diyor ki ya burada bir haksızlık var. Bu haksızlığı giderin diyor. Ve bu kişiye ayrıca devlet tazminat ödemek zorunda kalıyor. Siz o kararı da uygulamıyorsunuz. O zaman mahkeme kararı uygulanmayacaksa niye bu mahkemeler var? Erdoğan'ın talimatı yerine getirilecekse adı mahkeme olan mahkemeler gerçek anlamda mahkeme değil. Gerçek anlamda mahkeme. Bakın anayasa 138. Hakim vicdani kanaati ve hukukun üstünlüğüne göre karar verir diyor. Eğer bir hakim hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar vermiyor da saraydan gelen talimata göre karar veriyorsa orada hukuk yordu mahkeme de yoktur. İşin özü budur. Erdoğan ne derse desin. sahte broşürler basıyorlar, bir sürü şey yapıyorlar. Yani akla ziyan, ne gerekiyorsa yapıyorlar. Bugün e, söz yürümen manşetinde bunlar e, ayrıntılı bir şekilde yer almış. Evet mazledi. vardı, manşet vardı. Kaybediyorlar bunun paniği içindeler, paniği içinde. Ya Şimdi şöyle diyorlar efendim bakın, sıkıştıkça montaja, şantaja, evet, taşa, yalana, iftiraya saldırıyorlar. Evet ya Allah diyor. aşkına ya sen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyorsun ya. İnsanda biraz ahlak, insanda biraz erdem olur yani. İnsan bari bir şey söylerken dayandığı bir şey olur. Bu kadar yalan nasıl üretiliyor, bu kadar yalan nasıl söyleniyor? Akıl alacak şey değil ama bunların hepsini halkımız gayet iyi biliyor. Ondan da herkesin emin olmasını isterim. Biz bu ülkeye gerçek anlamda baharı getireceğiz, baharları getireceğiz. Göreceksiniz yaşlılarımız, engellilerimiz, gençlerimiz. Herkes güzel bir bahara uyanacak 15'inde. Bir soruda da gazeteci arkadaşımız Hilal evet. Köylü'den. Sabah efendim ben izleyenlerime sorduğum için tabi Youtube'da falan olağanüstü bir ilgi var. Sizi de burada tabi gördüler. Evet. Hilal Köylü de şöyle soruyor. Diyor ki 10 yıl önce genel başkan olduğunda ateşten bir gömlek giymişti. Evet. Fakat bu 10 yıl içerisinde başta adalet yürüyüşü olmak üzere evet. bu gömleği giydi. Bunun gereklerini de yerine getiriyor. Bugün Kazanabilir aday mı, kazanamaz aday mı diye tartışmalardan çıkıp evet. seçime 3 gün kala seçimin favorisi gösteriliyor. Evet. İç dünyasında ne var diye soruyor efendim. Bunu da merak ediyoruz. Şimdi hani Hilal Köylü'nün sorusu üzerine bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Şöyle hissediyorum. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturduğumda büyük bir sorumluluk taşıyacağımın farkındayım ve bu sorumluluğun gereğini yerine getirmek zorundayım. Günün gerekirse 24 saatini Şampiyonlar Ligi ile beraber çalışarak bu sorunları çözmek zorundayım. Eğer bu ülkede liyakatli, bu ülkede ahlaklı insanlar gelirse konusunu bilen yani işi ehline teslim ederseniz pek çok sorunu kısa sürede çözmüş olursunuz. Biz 6 lider bir araya geldik. Ee, Ankara, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarımız da bizlerle beraberiz. Hep beraber çalışıyoruz, hep birlikte çalışıyoruz. Hepimiz aynı kaygıları taşıyoruz ve hepimiz bu ülkenin hızla düzelmesini istiyoruz. Ekonomide düzelmeli, bu ülkenin eğitimde düzelmeli, tarımı düzelmeli, düzelmeli, sağlığı düzelmeli. Yani o kadar çok sorun var ki bir sorunlar yumayla karşı karşıyayız. İsmail Bey şunu söyleyeyim. Buyurun. Bütün bu sorunları akılcı politikalarla kısa süre içerisinde çözmek mümkün. Bunların bazıları uzun vadeli, bazıları orta ve bazıları kısa vadeli. Biz 6 ay içinde bu ülkeye bir nefes aldıracağız. Ondan sonra göreceksiniz ki her şey kendi rayında yürümüş olacak. Ben efendim uzun yıllardır Ankara'da hep şunu gördüm. Sizden önce Deniz Baykala gördüm dedi. Hep evet. liderler iki gün kala seçimi sonucunu bilirler. Evet. Yani sorduğun zaman evet. hani iç Bire bir sohbette de evet. söylerler. Şimdi kameraları unutsak mesela ben size hani siz hmm. çay kahve ikram ediyorsunuz ya yukarıda evet, efendim. Evet. Ben efendim size hani off the record evet. demeyeyim. Burada off evet. the record olmayacak, evet, evet. on the record olacak ama. Seçimi kazanıyor musunuz? Kazanacağız, kazanacağız. Birinci evet. turda mı? Elbette, elbette birinci turda. Ben alanları görüyorum, alanları biliyorum, gençleri biliyorum. Bu seçimi iki kesim belirleyecek. Kim? Gençler ve kadınlar. Ben kadınlara söz verdim. Hiçbir evladınızın beslenme çantası olmayacak. Bunların tamamı okulda sütünü, suyunu ve yemeğini okulda yiyecek. Artı hiçbir kadının benim gelirim yoktur, güvencem yoktur diye bir kaygıya kapılmasına gerek kalmayacak. Çünkü aile destekleri sigortasıyla her aile asgari belli bir gelir güvencesi sağlayacağız. Bunların tamamını yapacağız. Dolayısıyla hiç kimseyi bu topraklarda yatağa aç yatırmayacağım. Bunu çünkü evdeki yangını en iyi bilen kadınlar, mutfaktaki yangını en iyi bilen kadınlar, bu ekonomik krizin yarattığı bütün sıkıntıları en iyi bilen kadınlar. Kadınlar bu bu sistemi değiştirecekler. İki gençler, gençler zaten öyle bir baskı altında hissediyorlar ki kendilerini, onlar özgürlük istiyorlar, onlar rahat bir dünya istiyorlar. Onlar Mezun olduklarında okullarından iş istiyorlar, aşı istiyorlar. Annelerine, babalarına muhtaç olmak istemiyorlar. Ee, daha iyi bir yaşam standartı istiyorlar. Bizim tarihimizde ilk kez bir olay gerçekleşiyor. Nedir o? Bir daha ifade edin. Bizim tarihimizde ilk kez bir olay gerçekleşiyor. Nedir o? Milyonlarca alt gelir grubundan bir avuç üst gelir grubuna kaynak transferi. Gelir dağılımı bu kadar hiç bozulmamıştı ve toplum 12 bin 13 bin dolarlık kişi başına gelir varken bugün 7 bin 8 bin dolarlara falan düştü. Yani fakirleştik bu süre içinde. Niçin? Belli çevrelere çalıştık, tefecilere çalıştık, faizcilere çalıştık ve kaynaklar buralara gitti ve fakirleştik. Ekonomi yönetemiyorlar, sarayı yönetiyorlar sadece. Biz sarayda oturmayacağız. Allah nasip ederse Çankaya gideceğiz. O gireceğiz. da kesin karar mı efendim? Kesin Mesela karar. Mesela seçilirseniz Çankaya köşküne olur. Evet, Çankaya köşküne. Peki gideceğiz. külliye ne olacak? Evet, orayı da değerlendireceğiz, orayı ki. O kadar çok imkanımız var ki, hepsini değerlendireceğiz. Ama siz cumhurbaşkanı olarak Çankaya Cumhurba Köşkü'nde... Cumhurbaşkanı olacak kişinin mütevazi yaşaması lazım, üstten bir dil kullanmaması lazım, halkına saygı göstermesi lazım, eleştirilere tahammül etmesi lazım, vatandaşını dinlemesi lazım, ahlaklı olması lazım. Kendi vatandaşın yani 85 milyonun insanın yüzünü yere eğdirmemesi lazım. Türkiye'nin itibarını koruması şöyle lazım. Şöyle sorayım bugünkü manşetimizdeki gibi. Evet. Cumhurbaşkanı seçilirseniz evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayatında ne değişecek? Çok fazla bir şey değişmeyecek. Çok fazla bir şey değişmeyecek. Belki daha fazla çalışacağım o kadar. Neyim değişecek ki? Ben oturduğum yer eğer... Ben e, Ur Dündara bir mektup yazmıştım. Evet, Uğur'da ben dündara yazdığım mektupta onu. bunların hepsini ayrıntılı olarak anlattım. Hatta masraflardan falan bahsettiniz. Evet, evet, Uğur yani öyle yazılmış. kalkacağım da lüks hayat vesaire bunlar da bunlar benim hayatımda yok zaten. Böyle bir şey yok zaten. İsraf haramdır. Ben buna inanırım. Bakın ben, ben düz beyaz bir A4 kağıdını kullandığım zaman arkasını kullanmadan o kağıdı yırtıp atmam. Hayatım boyunca bu böyle. Bugün de böyle. Değişmedi. E Dış de, de böyleydi. O uçak, da değişmedi. Uçaklarımız var Cumhurbaşkanlığının. Onları satacağım. Onları satacağım. Yangın söndürme e, uçakları alacağız. Ve bizim bölgemizde ki Akdeniz abzası iklim değişikliğiyle en çok ısınan bölge e, yangınlar daha fazla çıkabilir. Bunun önlemini almak lazım o uçakları satacağım, yangın söndürme uçakları alacağız ve yangın çıktığı zaman süratle müdahale edecekler. Ayrıca orman köylülerini bu konuda görevlendireceğiz. Vaidi fiyat uygulaması var e, ve orman köylüleri bizim toplumun en fakir insanları. Onlar da e, Orman Bakanlığı'nın işçileri olarak görevlerini yapacaklar. Şimdi bizim yadırgadığımız bir husus daha var Sayın Kılıçdaroğlu. Böyle Sayın Cumhurbaşkanı geçerken böyle bitmek bilmeyen konvoylar görüyoruz. Evet, efendim. Böyle önde arabalar, biliyor, arkada bir çok... Ama uzun mu uzun. Olmayacak efendim. Olmayacak Ş mı? Şatafat Allah aşkına ne şatafatı yapıyorsunuz ya? Benzin yakıyorsunuz, mazot yakıyorsunuz, harcamaları yapıyorsunuz. Nedir bu Allah aşkına ya? Nedir yani? Nedir bu? Ya vatandaş gibi yaşamak varken yani kendimizi başka bir yerde hissedip vatandaşa tepeden bakıp onu aşağılayıp böyle bir anlayış olabilir mi? Cumhurbaşkanı vatandaşına örnek olmalı. Zaten siyasetçi vatandaşına örnek olmalı. Yaşam tarzıyla örnek olmalı. Giyimiyle, kuş, kuşamıyla, konuşmasıyla örnek olmalı. Şöyle mi göreceğiz sizi üstte? Sayın Kılıçdaroğlu? <laughs> hani eski Cumhurbaşkanlarımızdan Ahmet Necdet Sezer gibi. O böyle Semra Hanım'la, Semra Hoca'yla birlikte evet. böyle. Hani bir tevazı hani böyle Elbette. bizim gibi. Bu anlamda Oğlun kişisel Oğlunun düğünü yaş yaparken bütün masrafları kendisi. Elektrik faturası olmak üzere kendisi ödedi. Cumhurbaşkanı dediğiniz böyle olur. Ya milletin cebinden kalkıp da kendi keyfiniz için para harcayabilir misiniz? Bunun ahlaki yönü var mı? Bir, Ayrıca şu da olacak yani. Bütün ihaleler, bütün ihaleler hepsi kamuya açık olacak. Öyle gizli kapaklı. Ali'ye şunu verelim, Veli'ye şunu verelim. Gibi. Sen buradan bir miktar parayı bana ver. Ben de göndereyim Amerika'ya, Efendim, İngiltere'ye göndereyim. Bu düzeni bitireceğiz öyle. Soygun düzeni olmayacak. O nedenle meydanlarda söylüyorum. Kul hakkı yemedim. Kul hakkı yedirmeyeceğim. Ben isterim ki bunu Cumhur İttifakı'na dahil genel başkanlar da söylesinler. Niye söylemiyorlar? Onlar da desinler kul hakkı yemedik diye, kul hakkı yedirmeyeceğiz diye. Söyleyemiyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi bu seçimin ben hep böyle ayırt edici özelliklerine bakıyorum. Tabii Hı. ki çok önemli bir seçim. Mesela biraz evvel bir izleyenim sordu da ben dedim ki 31 yıllık hayat meslek hayatımda evet. 50 yıllık hayatımın en önemli seçimi diye görüyorum. Evet. Şimdi ayırt edici özelliklerine baktığım zaman birkaç husus var. Kısa kısa sormak istiyorum. Birincisi siz mutfağa girdiniz. Mutfaktan böyle paylaşımlar yaptınız. Evet, evet. Hatta annem bana dedi ki ya İsmail dedi efendim anne ...ya mutfağı gerçekten böyle mi dedi... Evet ...sonra başka tanıdıklarım da bana bunu sordu... ...hatta böyle o mutfaktaki detaylar... ...sonra geçtiğimiz hafta... ...Sayın Ali Babacan'la evet. birlikte siz mutfağa girdiniz... Evet. ...bize seslendiniz... Evet. ...o sırada eşiniz Selvi Hanım da... Evet. ...salonda çay içiyordu Zeynep Hanım'la birlikte... Evet. Evet. ...Cumhurbaşkanı seçilince de bize böyle... ...mutfaktan seslenecek misiniz mesela? Niçin olmasın yeri zamanı gelir... ...sesleniriz tabii niye seslenmeyelim... ...sonuçta... ...karnımızın doyduğu yer... ...en fazla kaldığımız yer... Evimiz mutfağıdır. Mutfak aynı zamanda berekettir. Mutfak aynı zamanda huzurdur. Kadının e, zamanının büyük bir kısmını geçir, geçirdiği yerdir mutfak. Dolayısıyla mutfakta otururuz, yemeğimizi pişiririz, kahvaltımızı yaparız, sohbetler yaparız, şakalaşırız. Bunların hepsi olur. Niye olmasın? Şimdi siz Cumhurbaşkanı'nı toplumdan koparırsanız, toplumun dışına iterseniz o topluma yukarıdan bakmaya başlar, toplumu azarlamaya başlar, toplum için ağır sözler kullan, sözler söylemeye başlar. Buradan çıkarmak lazım. Türkiye yeni bir ufka. Ne dedik? Bu ülkeye baharlar gelecek diye. Bunun için söylüyoruz zaten. Kimseyi aşağılamadan, üstten bakmadan farklı bir dil, farklı bir anlayışla Türkiye yönetici. Peki bugün ben halkımızın psikolojisine baktığım zaman Sayın Genel Başkan, evet bu seçim sizin tarafınızdan evet. kazanılabilir. Evet. Bunu ciddi olarak, ihtimal olarak görülüyor. Birinci, Fakat... turda. birinci turda. Birinci turda. Yüzde kaç oy alırsınız? Ben şimdi oran vermeyeyim ama birinci turda alacağız. Fakat şöyle de bir duygu var efendim hmm. insanlarda. Evet bu iş değişiyor, bu iktidar hmm. değişiyor ama diye bir de bir korku, bir kaygı, mesela seçim güvenliğine ilişkin işte bir takım iddialar ne bileyim. Ben bunlara şahsen ve gazetecilere itibar etmem. Ben halkımız ve devletimiz. Ama Bey. sizin yorumunuzu merak ediyorum. İsmail Bey, İlk kez belki bizim partimizin tarihinde ilk kez bütün sandıklara sahip çıkıyoruz. Bütün sandıklarda görevlilerimiz var. Bakın ilk kez belki bizim tarihimize. Tam bir buçuk yıl önce başladık. Bir buçuk yıl önce önce kişileri belirledik, onların telefonlarını aldık, onları tek tek eğittik. Eğitimden sonra gönderdik. Onlardan deneme için uygulamalar yaptık. En son uygulama iki gün önce yapıldı. Tekrar bakalım sandık görevlisi anında genel merkeze bilgi veriyor mu diye. Cep telefonuyla tutanakların fotoğrafını çekip bize gönderecek. Biz bütün önlemlerimizi aldık. Bu tabi sadece CHP'nin diğer partilerin de benzer önlemleri var. Dolayısıyla şundan herkes emin olsun. Bir bayram havası içinde sandığa gitsinler. Komşularını, yakınlarını, amcalarını, dayılarını hepsini alsınlar. Bir bayram havası içinde sandığa gitsinler. Türkiye'nin bir değişimini gerçekleştirsinler. E, Türkiye artık bu kabustan uyanmalı, bu kabustan kurtulmalı. Herkesin huzur içinde yaşadığı, güven içinde yaşadığı güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Neyle? Demokratik yollarla. Dediğim gibi iki büyük aktör var, gençler ve kadınlar. Gençler ve kadınlar Türkiye'nin kaderini değiştirecekler. Bizim ekip arkadaşlarımızdan genç gazeteci arkadaşım Yiğit sordu. Dedi ki: "Abi bir bir hepsine sordum evet. sabah da." Abi dedi çok ilginç. Şimdi 10 yıl önce başladığı fotoğraflara da bakıyor. Bugün daha dinç görüyoruz evet, kendisini evet. dedi. Birincisi bu. Evet. Hatta Benjamin Button diye bir film vardı. Evet. Oradan bir örneklem evet. gösterdi bana. İkincisi o zamanlar dedi böyle sakin güç olarak gelmişti evet. dedi. İşte çok sakin evet. kalmasıyla biliniyordu. Şimdi dedi işte kurumların önüne gidiyor, oraya gidiyor. Öyle. Ya bu 10 yıllık süreçteki onun Siyaset yapma biçimini nasıl yorumlar? O kadar büyük sıkıntılarla toplum karşılaştı ki hmm. eğer bir anne çocuğuna süt alamıyorsa, bir anne etin kilosu, kıymanın kilosu 300 lirayı buldu ve kıyma alamıyorsa, et alamıyorsa, çocuklarına yediremiyorsa benim et ve süt kurumunun önüne gitmem gerekiyordu. İşçinin, memurun emekliliğini, hakkını e, ödememek için TÜİK'e telefon verip e, enflasyon rakamlarını düşürüyorlarsa milyonlarca insanın hakkını, hukukunu gasp ediyorlar demektir. O zaman benim e, TÜİK'in önüne, yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun önüne gitmem gerekiyordu. Buna benzer eğer bir adaletsizlik varsa, Sermaye Piyasası Kurulu, İMKB, bunlar küçük tasarrufçuları silkeleyip bunları soyuyorlarsa benim sermaye piyasası kurulunun önüne gitmem gerekiyordu. Bunların hepsini yaptım. Neden? Toplumun dikkatini çektim. Toplum buraları görmek zorundaydı, bilmek zorundaydı. Çünkü buralar çalıştırılmıyordu ve buralar gelen talimatlarla bütün fakirleri perişan ediyorlardı. İnsanları açlığa mahkum ettiler. Ya insanları soğana mahkum ettiler. İsmail Bey, siz Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir toplumun soğana muhtaç hale geleceğini hiç düşündünüz mü? Soğana muhtaç hale geldi. Soğanın kilosu 30 lira Allah aşkına ya. Hangi devirde yaşıyoruz? Nasıl yaşıyoruz biz? Saraydaki bakın iki Türkiye var. Bir saray, iki diğer Türkiye. Sarayda yaşayanların gelirleri, paraları, her şeyleri var. Yurt içinde, yurt dışında milyar dolarları var. Ama bir de saray dışında milyonların hayatı var. Fakiri, fukarası, ay başını nasıl getireceğim diye hesabını yapanı. Düşünün bir kişi aylık alıyor. Bir, Kirayı nasıl ödeyeceğim? Yol parası, okul parası, beslenme şantası, elektrik parası, su parası, doğalgaz parası. Ya bu milleti hesap uzmanı yaptılar vallahi billahi. Yani oturuyor Hesabını yapıyor. Ay sonunu nasıl getireceğim diye. Yani bir kişi bütün hayatı boyunca bu hesabı mı yapacak ya? Yani bu insanların hakkı yok mudur? Bu insanlar pekala aldıkları aylıklar rahat geçinebilsinler. Artık bu tür hesaplardan kurtulabilsinler. Daha rahat bir yaşam standartı yakalayabilsinler. Bunu yapmak lazım. Bunu yapacağız İsmail Bey. En ufak bir endişeniz olmasın. Bunların tamamını yapacağız. Şimdi efendim bir gazeteci arkadaşım Coşkun Aral soru olacak. sordu. Evet. Şimdi o ben de dün Ankara'ya gelirken uçakta birisiyle karşılaştım. Çok enteresan, şaşırdım. Hı. Eskiden Erdoğan'ın bu yurt dışından sorumlu bir yetkilisiydi. Bir bürokrattı. Evet. Sonra sordum. Dedi ki ben şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ile çalışıyorum dedi. Nasıl yani dedim? Evet. Günlerdir dedi Avrupa'da çalışıyorum. Avrupa'daki sonuçlara çok şaşıracaksınız Kılıçdaroğlu ile yine dedi. Evet. Hatta Almanya'dan mı Belçika'dan mı sizi aramış etmiş. O konuda şimdi Coşkun Aral da bunu sormuştu. Yurtdışı bakanlığı, diaspora bakanlığı kurar mısınız? Dünyada büyük bir gücümüz var diyordu gazeteci. Şimdi var zaten o kurulabilir. Artı bir şey daha yapacağız. Yurt dışında çalışan bütün Türklerle ilgili olarak yurtdışı seçim çevresi oluşturacağız. Yani onlar kendi milletvekillerini kendileri seçecekler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderecekler. Yani Oradakiler Türkiye'deki milletvekillerine oy vermeyecekler. Oradakiler Heh. kendi seçecekleri milletvekillerine oy verecekler ve onlar gelecek e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapacaklar. Peki bir başka gazeteci arkadaşım. Şimdi biraz önce sizin mutfaktan söyledim ya efendim. Evet. Etrafımdan bana en çok onu sordular. Ya dediler hakikaten böyle mi evi falan diye. Evet. Şimdi ben de bilmediğim bir şey vardı. Cehaletim ortaya çıktı. Evet. Air fryer yani. diye bir şey. Allah Allah. Kılıçdaroğlu'nun air fryer'ı mutfaktaki. Hı. Bakın Zafer de diyor ki Evet. Zafer Arap Yerli de bir soru göndermiştir. Onu size bir sormak istiyorum. İsmail diyor ben de meraktan ölüyorum. Lütfen diyor Sayın Cumhurbaşkanı adayımıza sorar mısın diyor. Ne oldu o mutfaktaki Air Fryer'e biri mi çöktü diyor. Ortada göremiyoruz artık diyor. Yok hayır. <laughs> e, eşim herhalde onu kaldırmıştır bilmiyorum ben. E, belki de mutfağın, çok soru geldiği için mutfağın eşyalarıyla falan e, pek fazla ilgilenmediğim için. Mutfak nasılsa kendi doğal halinde. Tabii orayı dizayn eden ben değilim. Eşim o bakıyor, ediyor vesaire. Biz de o çerçevede. Yine efendim bu seçimin ayırt edici özelliklerinden bir tanesi şöyle. Şimdi bizim bir işte Cumhurbaşkanı adayı var. Siz. Evet. İşte diğer adaylar da var. Şimdi fakat bu Cumhurbaşkanı adayının arkasında 5 lider var. Evet. Onlar siz Cumhurbaşkanı seçilirseniz başkan yardımcısı olacaklar. Evet. Bir de sizin iki belediye başkanınız da evet. olacak. Şimdi geçtiğimiz hafta iki gün üst üste telefonum çaldı. Biri Vahap seçer, biri evet. Zeydan Karalar. İkisi birer gün arayla sizin mitinglerden sonra da evet. şu görüşleri paylaştılar. Dediler ki belediyelerin nasıl çalıştığını... Ve bu çalışmanın sonucunda Kılıçdaroğlu'nun lehine nasıl bir sonuç çıktığını görünce Türkiye çok şaşıracak dedi. Öyle. Bana bunu da bir yorumlar mısınız efendim? Çünkü sizin şimdi belediye başkanı bir tarafta İmamoğlu, Mansur Yavaş işte bütün bunlar. İsmail Bey. Ee, belediye seçimlerinde de bizim belediye başkanları için olmadık iftiralar attılar bugün olduğu gibi efendim işte Ankara'yı Mansur Bey'e verirseniz orada teröristler gidip makbuzları düzenleyecekler paraları onlar toplayacaklar diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aynen Mersin Büyükşehir Belediyesi Adana Büyükşehir Belediyesi için söylemedikleri laflar kalmadı ama halk bunları dinlemedi bunlar seçildiler bakın sadece Ankara'da İstanbul'da sosyal yardımlar tam dört kat arttı Diyorlar ya efendim işte kılıçlar oldu gelirse yardımlar kesilecek. Ya niye yardımlar kesilsin? Ben bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir düzeni inşa edeceğim. Neden? Ama ben onların gibi yaptığı gibi yapmayacağım. Fakire yardımı yaparken bunu alıp da televizyonların karşısına fakirleri çıkarmayacağım. Tabii göstermeyeceksiniz. Göstermeyeceğim. Yani evet alan el. Evet. E, evet o kadar o kadar ne söylüyorum. Kadının banka hesabına parayı yatıracağız. Kadın gidecek parasını çekecek. Efendim bulgur mu alır? Makarna mı alır? Et mi alır? Süt mü alır? İhtiyacı neyse ona göre alır. Paket veriyorsun sonra oyunu bana ver. Bu insani bir şey değil. Aylaki bir şey de değil. Aylin Nazlı sabah bunu da soru olarak yöneltmişti. Evet. Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla bu aile sigortası kavramı. Evet. Bizce de evet. ne değişecek diye soruyorsunuz dedi Aylin Nazlı Evet, evet. Bunu da bir kısaca her anlatır kadının, mısınız? Her kadının güvencesi olacak. Her Hı. kadın. Bir şey daha ifade edeyim. Lütfen. Tarlada, bağda, bahçede çalışan kadınlar ve gençler var. Kırsalda. Tarlada, bağda, bahçede, ağırda her yerde çalışıyorlar. Bunların tamamı gençler ve kadınların tamamı sosyal güvenceli olacak ve bunların sigorta primini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Yani kadın tarlada çalışırken bugün sigortası yok. yok. Onun primini yatıracağız. Onun adına yatıracağız. Yeri zamanı gelince o kadın emekli olacak. Bütün bunların hepsini yapacağız. Türkiye'de, Türkiye'de bütün kadınların sosyal güvencesi sosyal devlet olacak. Bunları asla ve asla birilerine muhtaç hale getirmeyeceğiz. Herkesin güvencesi olacak. Herkes huzurun içinde yaşayacak. Ve herkes gelecekten en ufak bir endişe duymayacak. Peki. Ya elin oğlu yapıyor da biz niye yapmayalım? Bir soru daha var efendim. Bu da benimle ilgili. Evet. Ama Ferit Demir bu alnı öpülesi gazetecilerden. Efendim evet. bu Tunceli'den çıktı. O Malatya'dan itibaren deprem bölgesinde. Deprem bölgesi, uzun ya uzun bu süre. Evet. Şimdi diyor ki... Abi diyor benim sorumu da sorar mısın? Kılıçdaroğlu... Cumhurbaşkanı olduğunda biz gazeteciler özgür olacak mıyız? Basın kartı gasp edilenler ne olacak? Rütük sürekli bizlere ceza kesiyor. Kısacık bunu da yorumlar mısınız? E, gazeteciler özgür olacak. Diledikleri gibi eleştirecekler. Bakın bir siyasetçinin övgüden çok eleştiriye ihtiyacı vardır. Nedeni de şu. Gazeteci arkadaşlar Türkiye satında olayları görürler. Eleştirirler. Dolayısıyla siz eğer devleti yönetiyorsanız eleştirilerden ders çıkarmak zorundasınız. Onlara bakmak zorundasınız. Haksız bir eleştiri varsa açarsınız, telefonu söylersiniz. Ama eleştiri haklıysa gereğini yaparsınız. Devleti yönetenler her türlü eleştiriye tahammül etmek zorundadırlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları da böyledir. Bizim Anayasa Mahkemesi'nin kararları da böyledir. Mahkemelerin kararları da böyledir. Son zamanlarda. Ama Malum yukarıdan talimat geldiği zaman büyük tazminatlarla da karşı karşıya İzmir'de kalabiliyorsunuz. İzmir'de Soyer'in o İzmir İktisat Kongresi'nde Ali Babacan dö dedi ya efendim size evet. döndü. Sayın Cumhurbaşkanım dedi, seçildiğiniz gün dedi bir balkon konuşması yaptığınız zaman Evet Türkiye'de artık gazeteciler özgürdür. Özgürce yazabilecekler. Böyle efendim. mi diyeceksiniz? Tabii elbette. elbette Sizin elbette. aleyhinize de. Onu gençlere söylüyorum. Gençlere diyorum ki... Ee, bir tweet attığınız zaman anneniz babanız amana oğlum kızım sakın atma başımız belaya girer ben seçildiğimde göreceksiniz en rahat beni eleştirebileceksiniz ve başınıza hiçbir şey gelmeyecek ve ben sizin eleştirilerinizden ders çıkaracağım diyorum. Çok önemli. Bunların evet. hepsini de kaydedeceğiz. Evet. Efendim bu arada öğretmenler net bir cümle kullanmak istiyorlar. Cumhurbaşkanı seçilirse 100 bin öğretmen ataması yapılacak, yapılacak. mı? Yapılacak. Cumhuriyetin 100. yılında bu yıl 100 bin öğretmen ataması yapılacak. Çünkü bütün köy okullarını açacağız. Hı. Bütün köy okulları açılacak. Köylerde öğretmen olacak, köylerde imam olacak, köylerde ziraat teknisyeni, ziraat mühendisi, veteriner hekim. Bütün bunların hepsi olacak. Bunlar toprak analizleri yapacaklar, e, hayvanların aşılarını yapacaklar. Yani köy aynı zamanda bir entelektüel birikim haline de gelmiş olacak. Şimdi bir gazeteci sorusu daha yönetmenim güvençelik aracılığıyla geliyor. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse memurlardan sonra belediye işçilerine de bir zam sözü verecek mi? Orada sözüm şu. Hiç kimse açlık sınırının altında bir aylığa mahkum edilmeyecek. Ve belli bir zaman dilimi içerisinde kişilerin hayat standardının nasıl yükseldiğini herkes görmüş olacak. Geliri olabildiğince adil dağıtacağız. Üst gelir gruplarından alıp alt gelir gruplarına dağıtacağız. Ve Gerçekten de sosyal bir devlet olarak ki anayasa öyle diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik layık sosyal hukuk devletidir diyor. Sosyal hukuk devletini gereğini yapacağız. Peki şimdi yine çok deneyimli. Ayrıca devlet taşeron işçi çalıştırmaz. Hala, Onu bitireceksiniz. Hala değil mi? Taşeron, taşeron işçi var. Onların tamamını kadroya alacağız. Ayrıca öğretmenler için de şunu söyleyeyim. Ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen diye ayrış, ayrışma var. Onların tamamı kadrolu Güzel. öğretmen olacak. Şimdi efendim bir de. Şimdi ben geçtiğimiz hafta bir gün sizin ekonomi kurmaylarınızdan Faik Öztürk'e davet ettim yayına. Ama yalnız da davet etmedim. İbrahim Çanakçı, o da Ali Babacan'ın ekibinden. Evet. Her ikisi de devletimizde çok uzun yıllar başarıyla görev yapmış isimlerdi. İkisini aynı anda konuşmak evet. istedim. Ve çok ilgi çekti, evet. olağanüstü Tabii. ilgi çekti. Oradan bakın Alaaddin Aktaş, Dünya Gazetesi'nin evet. çok deneyimli bir gazetecisi evet. diyor ki... ...Sayın Cumhurbaşkanı adayına şunu sorar mısın diyor, Merkez Bankası Başkanı netleşti mi? çok üst düzey bürokratlar söz konusu. Siz bir keresinde bize demiştiniz ki ya elimizde bir havuz var. Devleti bilen, devletin içinde liyakatli isimler. Merkez Bankası Başkanı netleştim efendim. Önce e, Sayın Aktaş'ın ekonomiyle ilgili yazılarını dikkatli okuduğumu belirtmek isterim. Güzel. E, gerçekten e, çok deneyimli biri. güzel evet deneyimli, birikimli bir e, gazeteci. E, Merkez Bankası Başkanı elbette kafamızda var. E, onu oturacağız, konuşacağız hem iç piyasalara hem dış piyasalara finans çevrelerine güven veren birisini atacağız oraya. Hmm. Bu güven Kafanız çok var mı var var, var var, var ama burada telaffuz etmek doğru değil. Tamam. Evet. Şimdi efendim burada Serdar var evet. kamerada. Evet. Aşağıda güven var. Evet. Aslında herkesin sorunu. Sayın Kılıçdaroğlu kira meselesi efendim. Evet. Ya kira fiyatları çok yükseldi. Evet. Ben dün Özgür Özel'e de bunu sordum da dedi ki Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğunda ilk yapacağı şey dedi bizlere talimat evet, ver evet. dedi. Yabancılara konut satışını durdurmak. Şu kira meselesini nasıl çözeceksiniz Şimdi efendim? Şimdi kira meselesini tabii hemen işte Cumhurbaşkanı seçildik Üç gün sonra kiralar düşecek. Hayır böyle bir şey yok yani gerçeği söylemekle. Hızla sosyal konutlar yapacaksınız. Hızla bunu gerekirse belediyeler aracılığıyla destek vereceksiniz, sosyal konutlar yapılacak ve orta veya düşük gelirler bu konutlarda gayet güzel, rahat evlerde yaşayabilecekler. Kiralar düşük olacak. Dünyada pek çok yani Fransa'da, İngiltere'de pek çok yerde bunun örnekleri var. Bunu yapacağız. Konut sorununu çözeceğiz, kira sorununu çözeceğiz ve belli bir zaman dilimi içinde bunlar düşecek. Burada asıl olan... Kira, kiralarla beraber kiralar artarken kişilerin hayat standartında düşme var gelirleri enflasyona yenik düşüyor ve dolayısıyla iki açıdan bir açmazla karşı karşıya aileler bir taraftan gelirleri düşüyor öbür taraftan kiralar artıyor ve dolayısıyla bugün e, kira konusu bizim yargının temel sorunlarından birisi haline gelmiş. Ama durumlar. bu şeyi yapacak mısınız? Çünkü İspanya denedi bunu Sayın Kılıçdaroğlu. İspanya kaldırdı. Evet. evet. Çünkü baktı konut fiyatları çok yükseliyor. Dünyada da böyle bir Tabii. sorun var. Yabancıya konut satışını yani vatandaşlık evet, karşılığında evet, bunu. Evet evet evet, askıya evet. Evet, evet. evet, evet. Peki. Şimdi kırsal kesim için Neptün soyar bir soru soruyor. Evet. Sayın Genel Başkanın talimatları var diyor. Kooperatifleşme ve kırsal kesimin desteklenmesi. Kesinlikle. Buna da devam. Bir başka soru. Sizin iyi tanıdığınız biri ama ismimi vermeyin diyor. Devletin içinden önemli evet. birisi. Saraylar tekrar meclise devredilecek mi? Elbette. Milli sarayların tamamı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devredilecek. Peki. Şimdi efendim bugün yoğun bir gününüz. Evet. Çok, son iki soruya geldim. Şimdi eskiden efendim ben Ankara'da muhabirken biz şöyle törenleri izliyorduk. Seçime gidiyoruz ya. Evet. Üç ay kala giderdik. Adalet Bakanlığında devir teslim olurdu. Adalet evet. Bakanı istifa ederdi. Evet. Genellikle müsteşar o devleti temsilen. Evet. Evet. İşte Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığında, Ulaştırma Bakanlığında bakanlar değişirdi çünkü evet. devletin tarafsızlığı. Öyle. Şimdi bu kalmadı. Dün Soylu bir açıklama yaptı efendim. Hı. İnanılmaz Hı. bir açıklama bence. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki dedi Soylu. Hı. Süleyman, ben bu Güneydoğu'daki belediyelerden rahatsızım. Gereğini yaptık dedi. İki gün içinde kayyumlar başladı dedi. Evet. Bu bence üzerinde çok durulası, konuşulası evet, evet. ve sistem sorgulaması yapılması evet. gereken bir şey. Bunu bana yorumlar mısınız? Biz demokrasiye inanıyor muyuz? İnanıyoruz. Belediye başkanını kim seçer? Belde halkı seçer. İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i, Diyarbakır'ı, Hakkari'yi, Rize'yi, Trabzon'u seçerler. Peki belediye başkanı bir suç işledi. Ne yaparsınız? Mahkemeye verirsiniz değil mi? Gider yargılanır. Yerine birisi seçilecekse belediye meclisi var. Belediye meclisinde de halk seçiyor. Şimdi siz hem belediye meclisini hem belediye başkanını alıyorsunuz. Ben seni görevden uzaklaştırdım diyorsunuz. Onun yerine bir kayyum atıyorum diyorsunuz. E bu demokrasi değil ki. O zaman bu millet niye oy verdi? Ha niye oy verdi? Siz sandık sandık demokrasinin ana omurgasıdır diye düşünüyor ve anlıyorsanız sonuca Saygı duymak zorundasınız. Şimdi siz bunları tamamen tasfiye ediyorsunuz. Soylu bir şey daha söylemişti biliyorsunuz. Eğer 14 Mayıs'ta oylar ortaya çıktı, yani sayıldıktan sonra eğer Millet İttifakı kazanırsa darbe olur demişti. Yani neredeyse milleti, milleti de darbeci haline getirdiler. Bunlar artık ülkeyi yönetmekten aciz haldeler. Ne söylediklerini de bilmiyorlar. Biz altı lider olarak oturduk ortak mutabakat metnini hazırladık. Bu ülkeye demokrasi, bu ülkeye huzuru, bu ülkeye adaleti getireceğiz. Her bir alanda neleri yapacağımızı 2400 maddeyi aşkın bir metinde ortaya koyduk. Şimdi bize hep diyorlardı ya bunlar oturuyorlar dağılıyorlar. Oturuyorlar dağılıyor. 2400 madde üzerinde mutabakat sağlamak kolay bir şey değil ve 6 parti bir araya gelerek yaptık bunu. Ben şimdi sormak isterim. Cumhur İttifakı ne yapacak? Bizimki belli. Onlar ne yapacaklar? Hmm. Tarımda ne yapacaklar? Sanayide ne yapacaklar? Sağlıkta ne yapacaklar? Dış politikada Bugün ne yapacaklar? Bugüne kadar yaptıklarını yaparlar. Ee, memleketin hangi hale geldiğini hepimiz gördük. Hepimiz gördük. Plansız, programsız yollarına devam ediyorlar ve tam bir felaket. Şimdi yola da çıkacaksınız. Evet. Bir 14 Mayıs gecesini soracağım ama. Şimdi aklıma bir anda şimdi bunu evet. sorunca aklıma geldi. Olur da halkımız Erdoğan'a oy verirse? Vermez. Vermez mi? Vermez. Ya soğana muhtaç hale geldi. Hmm. Soğana, kuru soğana muhtaç hale geldi. Niye versin? Huzur istiyor vatandaş. Hmm. Kendi ülkesinde huzur istiyor. Pazara çıkamaz hale geldi. Fileyi dolduramaz hale geldi. Hmm. Niye versin oyu? Peki. Son soru. 14 Mayıs gecesi için halkımıza ne söylüyorsunuz? Yani oyumuzu kullandık. 17'den 18'den itibaren sandıklar açılıyor. Son soru bu olsun efendim. Orada yola vatandaşlar olarak okulların önünde sayımlar yapılırken baksınlar, sayımların doğru yapılıp yapılmadığını gözlesinler, taşkınlık yapmasınlar, e, büyük gösteriler, sevinç gösterileri yapmasınlar. E, akşam herkes evinde zaten televizyonların başında haberleri izliyor. E, sonuçlar hep beraber e, bizler de e, izleyeceğiz, bakacağız ve göreceğiz. Dolayısıyla bazı provokasyonlar olabilir. Bu provokasyonlara karşı da son derece dikkatli olsunlar. Zaten vatandaşımız bu konuda son derece duyarlı. Örneğin Erzurum'da işte 30-35 kişinin saldırısına oradaki binlerce kişi hiç karşılık vermedi. Hı hı. Bu büyük bir sağduyunun olduğunu gösteriyor. Benzer yerlerde de bazı uygulamalar oldu, benzer uygulamalar oldu. Herkes sükunetle 15 Mayıs ee, sabahını beklesin. Peki. Çok teşekkür evet. ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu. Kolaylıklar diliyorum. Şimdi ben sizi uğurlayacağım. Efendim ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu uğurlayacağım. Kimse bir yere ayrılmasın. Bu konuyu yorumlayacağız. Başka sürpriz dosyalar, konular ve bir konuğum olacak. Devam edeceğiz.